Son seansla karşınızdayız. Son seansta iki ayrı pencere açacağız. Birinci pencerede Sefa Karcıoğlu bizimle birlikte olacak. DPC, Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı CEO'su. 31 Mart itibariyle biliyorsunuz hastaneler, özel tıp merkezleri, eczaneler, diş hekimleri ve her türlü muayene, sağlıkla ilgili sistemleri kullanan iş yerlerinde bilgi güvenliği sistemine geçirmiş olması gerekiyor. 31 Mart son tarih. Bugüne kadar 25 milyon lira ve üzeri ciro yapan şirketlerle 50 kişi ve daha üzeri kişi çalıştıran, eleman çalıştıran şirketlerle ilgili veri güvenliği sistemi devreye girdi. Geride kalanlar daha küçük işletmeler. Burada söz konusu olan da bize ait veriler. Bunları konuşacağız. Arkasından da Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte olacak. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Onunla da piyasanın geri kalan hususlarını konuşmaya çalışacağız. Peki şimdi rakamlara bir bakalım. Dow Jones 32.122 puanda, 0.98 yukarıda şu an itibariyle. S&P 500 3.899'da, orada da %1.80'lik değer kazancı var. Nasdaq'ta da aynı şekilde tablo, 12.815'te ve 3.85'lik değer artışı da orada var. Amerikan tahvilleri geliyor, 2 yıllıklar 0.169'da, 10 yıllıklar herkesin dikkatle takip ettiği 10 yıllıklar 1.556'da, 30 yıllıklarda 2.271'de. Şimdi emtia var sırada. Ons altın yükselişini sürdürüyor. 1717 dolarda 2.15'lik değer artışı var. Ons altındaki değer artışı yarın ve yarından sonra da devam edecek gibi gözüküyor. Aksine bir durum olmadığı takdirde. Brent petrol yolculuğunu aşağı doğru devam ettiriyor. 70 doların üzerini gördü, hatırlayacaksınız. Oradan 67 dolara kadar geldi. Şu anda da düşüş eğilimi sürüyor ama bugünkü düşüş eğilimi yavaş. Amerikan ham petrolünde ise düşüş daha fazla, daha yüksek. Orada 64 dolar 15 sent değer var şu an itibariyle. Bir Mart'a kadar hastane, özel merkez, tıp merkezi, diş hekimliği muayenehanesi ya da muayenehane ya da eczane ya da herhangi bir tıbbi işletmenin sahibiyseniz ya da burada görev yapıyorsanız, sorumlu pozisyondaysanız, kişisel verilerin korunması konusundaki yükümlülükleri yerine getirmeniz lazım. Getirmediğiniz takdirde çok ağır cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 39 bin liradan 1 milyon 966 bin liraya kadar gelebilecek para cezaları var. Bu aşamalı giden bir sistemdi. Geride bıraktığımız dönemde 25 milyon lira ve üzeri ciro yapan şirketler ile ya da 50 kişi ve daha fazla eleman çalıştıran şirketlerin veri güvenlikleri sağlandı ya da orada zaman bitti. Ama 31 Mart'tan sonra bu defa daha küçük işletmelere gelecek. Acaba bize düşen nedir ya da bizi ilgilendiren kısmı nedir diye soracağız. Şu anda stüdyomuzda Sefa Karcıoğlu bizimle birlikte, DPC, Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı CEO'su. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi veri güvenliğini ve kişisel veriyi, kişisel verilerin koruması kanunu hayatımızda 2016 yılından beri var. Aşama aşama geliyoruz. Birkaç kez ertelendi. O ertelemelerin her biri sektörlerin uyum sağlayamayacakları gerçeğinden hareketle. Onlara zaman tanımak için yapıldı. Bu arada araya pandemi girdi. O ayrıca bir uzatma gerektiren durum olarak karşımıza çıktı. Veri güvenliğini bize bir tarif etmenizi istiyorum. Sonra 31 Mart'tan sonra
kimler, neler yapmak zorunda onları ayrıca konuşacağız. Tamam, hay hay. Şimdi şöyle, konunun daha iyi anlaşabilmesi için aslında şunu söylemek lazım. Yani bu kanunun kaynağı nedir? Kanun evet. Neyi korumaktadır? Neden böyle bir kanuna ihtiyaç vardır? Kapsamı nedir? Daha sonra yapılması gerekenleri anlatmamız lazım. Aslında baktığımızda da 1983 yılında Türkiye'nin imzaladığı bir sözleşme var. Bu sözleşme kapsamında kişisel verilerin korunması ile ilgili bir takım düzenlemelerin yapılması lazım. Avrupa bunu daha sonraki yıllarda yaptı. 95'te bir tüzük çıkarttı. Bununla ilgili direktifler çıkarttı. Daha sonra GDPR aslında bu tüzükleri de birleştirdi. Farklı bir düzenlemeye gitti. Evet. Ama Türkiye bu noktada gereken adımları atmadı. Tabii 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'na biz kişisel verilerin korunması ile ilgili bir takım yükümlülükler ekledik. İşte hukuka aykırı olarak ele geçirme, bunları yayma, kullanma, imha etmeme gibi bir takım suçlar kanunumuzda yer aldı. Özellikle cep telefonlarının hayatımıza girmesi, teknolojinin daha çok hayatımıza girmesiyle birlikte işte ses kayıtları, evet. Telefon kayıtları, görüntü kayıtları, bunlar o zaman da insanların yavaş yavaş ya kişisel veri, seste kişisel veriymiş, işte görüntüde kişisel veriymiş, aslında bunlar yavaş yavaş hayatımıza girdi. Çünkü insanlarda şöyle bir algı var, kişisel veri deyince TC, kimlik numarası, kredi kartı numarası. Bu değil abi. Bununla sınırlı değil elbette. Kişisel veriler aslında her ne kadar TCK'da, Türk Ceza Kanunu'nda yer almasa da daha sonra 2010 yılında anayasa maddesi olarak hayatımıza, yani yasamıza girdi. Daha sonra 2016 yılında Avrupa Birliği'nin de biraz baskısıyla birlikte biz bir anda apar topar Avrupa'daki düzenlemeleri dikkate alarak yasayı çıkarttık. Evet. Yasayı çıkarttık ama 2016'da yasa çıktı. 2018'e kadar bir takım mevzuatları, birkaç tane maddesi yürürlüğünü ertelediler. Daha doğrusu evet. Uyum projesi diyoruz biz aslında. Uyum için imkanlar tanındı. Aslında bugün burada anlatacaklarımızın hepsini tüm işletmeler A'dan Z'ye, ben bunu şöyle ifade ediyorum, bakkaldan holdinge kadar eğer bir kişisel veri topluyorsanız bu kanuna uymak zorundasınız. Dolayısıyla ertelenen bir şey yok. O ertelenen kısmını anlatacağız. Ama kanuna uymak bakımından herhangi bir erteleme söz konusu değil. Bugün itibariyle eğer bir kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçiriyorsanız, bunları kullanıyorsanız, yayıyorsunuz, zaten 2006'dan itibaren suç işliyorsunuz demektir. Oradan geri dönüş yok. Geri dönüş yok. Tamam. Dolayısıyla onun zaten 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezaları var uygulamada ve bununla ilgili çok fazla da ceza da var. Şimdi kişisel veriler nedir? Aslında bunu iyi tanımlamak lazım. Kişisel veri bir kişiyi tanımlayan ya da tanımlamaya yarayan. Bakın böyle bir ifade de var kanunda. Tanımlamaya yarayan. Yani örneğin plaka tek başına kişisel veri midir? Bir rakamdan ve sayılardan evet. ibaret. Ama o plakadan gerçek kişiye ulaşabiliyor muyuz? Sahibine ulaşabiliyor muyuz? Ulaşıyoruz. O zaman o da kişisel veri. Şöyle sıralayın bakın aslında ne kadar çok. Evet. Adı, soyadı, TC'si. Kimlik numarası, kimlikteki seri numarası, doğum tarihi, doğum yeri, biyometrik verisi, parmak izi, yüz taraması, yüz verisi, görüntüsü, ayakkabı numarası eğer birlikte işliyorsanız, kıyafet bilgileri, sesi, etnik kökeni, dini kökenleri, bunların bir kısmını ayıracağım. Ondan sonra IP numarası, telefon numarası, kredi kartı numarası, banka numarası, hepsine baktığınız zaman bir kişinin aslında yüzlerce kişisel verisi var. Evet. Yani sadece 3-5 tane değil, yüzlerce kişisel verisi var. Ben bu kapsamda bir şirketle görüştüm. Tam 1400 çalışanı var. 1400 çalışan olan bir işletmenin sahibi dedi ki, bizde ne kişisel verisi var avukat bey dedi. Biz dedi online satış yapmıyoruz, perakende satış yapmıyoruz. Bizde ne kişisel verisi var dedi. Dedim ki beyefendi, ben dedim az önce girerken girişte dedim benim adımı sordunuz. Evet. Bilgilerimi aldınız. İçeriye girerken benim kamera kaydında görüntülerimi aldınız. Başlı başına şurada dedim bir saattir oturuyorum, benim bir sürü kişisel verimi aldınız. Telefon numaram da sizde var. Ya bırakın dedim, işçinizin bir sürü kişisel verisi var. E-mail mesela, adresimi aldınız. Evet. Aynen öyle. Mesela işçinin ne tür kişisel verisi var? Tabii işverenler genelde şöyle değerlendiriyor. İş kanunu mevzuatı gereğince ben bunu, İSG mevzuatı gereğince ben bunu aldığım için biz kanuna tabi değiliz. Hayır, kanuna tabisiniz. Bakın çok basit bir ifade kullanıyorum. Eğer bakkal Sefa Karcıoğlu şu kadar borcu var diyorsa, adımı soyadımı yazıyorsa o da bu kanuna tabi. Evet. Dolayısıyla holdingden bakkal herkes bu kanuna tabi. Hiç muafiyet yok mu burada? Hiç şöyle sadece birkaç yani tane emniyetin… kamu güvenliği, evet. devletin sırları, devletin istihbarat örgütü gibi kuruluşlar
Herhangi bir yerde bir istisna var mı? Şöyle bir istisna var. Dediğiniz gibi kamu kurum ve kuruluşlarından bir kısmı. Bir, emniyet, adliye, istihbarat gibi kurumlar dışındaki herkes bu kanuna tabi. Güzel, peki. Dolayısıyla hani mahkemeler, adli süreçlerden bahsetmiyorum ama şöyle bir şey var. Adliyede çalışan, özlük dosyası olan bir personel varsa, dışarıdan hizmet aldıkları biri varsa o da bu kanuna tabi. Dolayısıyla kanuna tabi olmayan neredeyse yok. O yüzden de hiç kimse demesin ki ya bu kanun beni ilgilendirmiyor. Zaten kanunun özü gerçek kişinin kişisel verisini korumak. Tabii. Yani dolayısıyla sizin, benim, annemizin, babamızın, kardeşimiz, çalışanımızın, müşterimizin, ziyaretçimizin, web sitemizi, dünyanın öbür ucundan web sitemizi ziyaret eden kişinin dahi biz IP numarası üzerinden kişisel verisini alıyoruz. Çocuklarımızın kişisel verisini alıyoruz. Mesela işçimizin kişisel verisi yok dediğinde ben şu örneği veriyorum. AGİ kapsamında, askeri geçim indirimi yardımı kapsamında eşinin adını soyadını alıyorsunuz. Tabii. Eğitim yardımı kapsamında çocuğunun adını soyadını, eğitimini, okulunu, okul bilgisini alıyorsunuz. Bir sürü veri topluyorsunuz. Nasıl dedim olmaz. Ha, onlar kişisel veri miydi demeye başladı beyefendi. Dolayısıyla... Böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Evet, çok karşılaşıyoruz. Yani böyle daha kişisel verinin ne olduğunu anlamayan insanlar var. O yüzden biz böyle çok sık anlatıyoruz bunu. Aslında kişisel verilerin koruma kurumu da bu noktada çok fazla eğitim verdi, seminer verdi, çocuklara özel çizgi filmler hazırladı ama işte pandemi girince bir anda küt diye kesildi. Ama son zamanlarda çok fazla gündeme geldi bu. Özellikle sağlık verisi kapsamında özel nitelikli veri bunlar. O kapsamda pandemiyle birlikte bir kez daha hayatımıza girdi. Şimdi şunu söylemek lazım, bugünün de konusu. Aslında kanun kişisel verileri ikiye ayırıyor. Evet. Bir kişisel veriler, bir de diyor özel nitelikli kişisel veriler. Peki, ayıralım o zaman örneklerle. Özel nitelikli kişisel veriler, din bilgisi, sendika bilgisi, biyometrik veriler, sağlık verisi, cinsel hayatı ilişkin veriler, etnik köken veriler. Bunlar gibi 7-8 tane, 9 tane böyle tek tek saymış. Bunlar demiş özel nitelikli veridir. Özel nitelikli veri ne demek? Özel nitelikli veri mutlaka ilgili kişinin yani veri sahibinin açık rızasını almadan alamazsınız, kullanamazsınız. Örneğin bir işe giriyorsunuz, evet, sizden bu verileri ancak isteğiniz dahilinde alabilirler. Ya da kanun emrettiyse. Kanun, evet. Yani kanun emrettiyse birkaç tane işleme şartı var. Kanun emrettiyse yani vermek zorundasınız. Ama onun dışında örneğin bir tane karar var, bahsedeyim tam yeri gelmişken. Mesela bir okulda öğrencilerle ilgili bir özel bir test yapıyorlar. Hiperaktifliklerine ilişkin bir psikolojik durumlarını, evet, bilimsel olarak yapmaları gereken mevzuatın dışında, MEB mevzuatın dışında bir öğrencilere bir analiz yapıyorlar. Evet. Amaçları da psikolojiklerini, hiperaktifliklerini tespit etmek. Bununla ilgili öğrencinin velisinden açık rıza alma şartınız var. Bakın mevzuatın dışında normalde MEB mevzuatında da bir takım psikolojik gelişimler için testler yapabilirsiniz, eğitimlere verebilirsiniz ama mevzuatın dışında özel okulun bir tanesi farklı bir test yapmış. Evet. Ama velinin haberi yok. Okula söylediğinizde iyi niyetliyim, ben çocuğunuz için yaptım, onun daha iyi eğitim alması için yaptım, savunmasını yaptım. Onun nasıl kullanılacağını bilemeyiz. Bilemeyiz. O, evet, çocuğun dosyasını alıp siz onun verisini, özel nitelikli verisini işlediğiniz için açık rıza almak zorundasınız. Sırf bunu yapmadığı için okul 50 bin TL para cezasıyla karşılaşmış. Açık rıza bambaşka bir şey. Örneğin bir kişisel veriyi yurt dışına aktaracaksanız mutlak suretle açık rıza almak zorundasınız. Bu özel nitelikli veri olmasına da gerek yok. Hatırlayın, WhatsApp'la ilgili kıyamet koptu Türkiye'de. Evet. Ben sağ olsun diyorum, WhatsApp'tan böyle bir güncelleme yaptı da insanların kişisel veriden haberdar oldu. Yani böyle bir farkındalık oluştu. Çünkü herkes kişisel verinin yurt dışına aktarılamayacağını öyle ya da böyle öğrenmeye başladı. Aslında bir işletme yurt dışına veri aktarabilmesi için belli şartlar var. Bunlardan önemlisi de açık rıza. İlerleyen dakikalarda onun da detayına girerim. Şimdi özel nitelikli veri, baktığımız zaman farklı bir prosedüre tabi, evet, farklı bir işleyişi var, farklı bir düzeni var. Bunun isminden de anlaşılacağı üzere sağlık verisi en çok kullanılan, etnik köken, sağlık verisi, cinsel hayat ilişkin veriler. Dolayısıyla bunlar hassas veri olduğu için ekstradan düzenlemeleri var. O yüzden birçok noktada bu konuyla ilgili işletmelerin ekstra önem göstermeleri, ekstra düzenleme yapmaları gerekiyor. Bakın bir örnek daha vereyim size. Yine bununla ilgili kurulun vermiş olduğu bir karar var. Evet. Eski kimliklerimizi hatırlayın. Eski kimliklerde din bilgisi var. Evet. Kan grubu bilgisi var. Her ikisi de özel nitelikli veri.
Şimdi gittiniz bir yerde iş başvurusu yapıyorsunuz ya da bir yerde bir abonelik başvurusu yapıyorsunuz ya da bir yere gittiğinizde bir hizmet aldığınızda bir kimlik fotokopini alayım diyor. Kargo şirketleri bile ya da oteller. Tabii. Evet. Bakın otele gidiyorsunuz. Evet. Hemen diyor kimlik fotokopisini alayım. Mesela ben bunu söyledim, bir gazete bunu manşet yaptı, yer yerinden oynadı. Beni kaç tane avukat aradı. Kimlik belgesini alamaz. Açık ve söylüyorum, oteller kimlik fotokopisi alamaz. Alamaz. Şimdi DC kimlik numaranızı ancak verebilirsiniz. Aynen öyle. Onun dışında hiçbir bilginizi paylaşmak zorunda değilsiniz. Şöyle, ben bunu söyledim, anımı anlatayım. Ben bunu söyledim, birkaç tane otel zincirinin avukatları beni aradı. Bu işle ilgilenen avukatlar beni aradı. Dedi ki, avukat bey ortalığı karıştırma, böyle bir şey yok. İşimize taş koyma. Dolayısıyla bunu nereden çıkardın? Kimlik bildirim kanunu var, sen onu da mı bilmiyorsun dedi. Kaç kişi beni aradı. Birkaçını muhatap almadım ama en son dayanamadım. Dedim ki hangi kanunda söylüyor kimlik fotokopisini alacağınız? Dedi ki kimlik bildirim kanunu. Açın dedim kimlik bildirim kanunu. Madde 2. Adını, soyadını, TC'sini, işte atıyorum otel oda numarasını, varsa özel aracının bilgisiyle ilgili bilgiler alırsınız. Bir form var, onu doldurursunuz. Zaten emniyetin açmış olduğu bir sistem var. O sisteme girersiniz, o kadar. Ve o sistemde gizli kalması gereken bilgileri de göremez. Aynen öyle. Zaten TC'yi girdip Enter tuşuna bastınız da zaten emniyet görüyor diğer bilgileri. Tabii. Kimin verisini kimden saklıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Emniyette zaten her şey var. Tabii. Şimdi ben böyle söyleyince... O emniyetin işine yarayan bilgidir. Aynen öyle. Olmalı. Ama otelcinin işine yarayan bilgi olmadığı için otelcinin görmemesi gereken bilgi hanesi. Kesinlikle öyle. Bakın ben bir yere denetlemeye gittim sunduğumuz hizmet kapsamında. Tam 60 bin kişinin kimlik fotokopisi var. Pasaport bilgisi var. Dedim ya 60 bin kişilik il var. Siz ne yapıyorsunuz burada? Evlenme cüzdanlarını falan almışlar. Her şey. Her şey var. Diyor emniyet bizden istedi. Dur. Ya dedim emniyet sizden istemez. Öyle bir mevzuat yok, öyle bir düzenleme yok. Kim söyledi size bunu? Bakın ya bunun mücadelesini verir. İşgüzarlık etmiştir. Kesinlikle. Evet. İşin kolayına. Sonra şöyle bir şey oldu. Bunlar araştırmalar yaptılar. Birkaç tane dernek, oda, oteller, zincirler açıklama yaptılar. Dediler ki ya biz her ne kadar kimlik fotokopisi almakla kötü niyetli davranmıyoruz. Asıl amacımız öğlenin sıcağında tam değişim saatlerinde müşterimizi bekletmemek. Tatillerini yarıda bölmemek. Dolayısıyla bizim burada bir kötü niyetimiz yok. Dolayısıyla bu açıklamaları itibar etmeyin dediler. Bu sefer ben aradım. Evet. Dedim ki bakın siz yanlış yapıyorsunuz. KVKK sadece 15-20 maddeden oluşan, 30 maddeden oluşan bir kanun değil. KVKK'nın özü insan. İnsan olan bir şey kanun nezdinde diğer tüm kanunlarla birlikte değerlendirmeniz lazım. Aslında bu temel kanunlardan bir tanesi. Her ne kadar hayatımıza sonradan girse de temel bir kanun. Sonra ben aradım beni arayan avukatlardan bir tanesini. Dedim ki bakın avukat hanım siz böyle diyorsunuz da siz suç işliyorsunuz. Nasıl dedi ya? Yani nasıl dedi suç işleyebiliriz? Evet. Dedim bakın şöyle size bir örnek vereyim. Saat 12 ben aranan bir kişiyim. Emniyetin beni takip ettiği zaten o sistemin en temel amacı nedir? Budur. Aranan yakalanması olan kişilerin tespit edilmesidir. Yoksa devlet bizi otelde izlemiyor. Otelde kimliğinizi alsın işte bu amaç. Aynen öyle. Tabii. Devletin böyle bir kanunu var. Otellerde, motellerde, konaklama yerlerinde, günlük kalınan yerlerde, bir takım çalışılan yerlerde hepsinin bir kayıt altına tutmak. Kanun var mı? Var. Evet. Çok eski bir kanun üstelik. Şimdi diyelim ki ben saat 12'de geldim. Baktım otel kalabalık. Size dedim ki ya kimlik fotokopimi al, benim kaydımı sonra yaparsın. Tamam abi aldı beni, ben yukarıya çıktım. Evet. İki saat dinlendim, banyomu yaptım, duşumu yaptım. Gerekirse saçımı, makyajımı değiştirdim. Görüşeceğim kişilerle görüştüm. Akşam 6'da da yemeğimi yedim, gittim. Evet. Siz daha yoğunluk bitti, saat 11-12'de bilgisayarın başına oturdunuz, benim dedim TC'mi girdiniz. Evet. Emniyet 5 dakika sonra geldi. Nerede Sefa Karcıoğlu? Yok. Ara ki bulasın. Al dedim başına bela. Yardım yataklıktan mı tutarsın? Tabii. Başka bir işbirliğin var mı diye tutarsın. Al başına belayı. Anlat bu sefer derdini. Siz dedim o kanunu dolanmaya çalışıyorsunuz da kanunu dolanmayın. Kanunun gereğini yerine getirin. Biz hiç böyle düşünmedik dediler. Yani kişisel veriler öyle hayatımızın içinde o kadar var ki ama bir taraftan da teknik kuralları var. Yani dolayısıyla öyle ya alayım sonra kullanırım işime lazım olur diye bir veriyi almamanız öyle bir veri gerekir. Değil, evet. Zaten kanunun amacına baktığımızda kanun mümkün olduğunca az veri alsın işletmeler diyor. Zaten işte otellerdeki söylememiz o. Otele ne lazım olabilir? İşte TC kimlik numara. Bitti. Evet.
Başka bir şey, otel işletmeler de öyle. Bazı işte bazı TC kimlik numarasını da emniyete bildirimde bulunmak için alıyorsun. Kesinlikle. Başka bir amaçla almıyorsun. Kesinlikle. Bakın fatura bilgisi alabilir. Fatura keserken sözleşme ifası kapsamında fatura bilgisi alabilir, adres alabilir. İletişim konusunda büyük bir oteldir. İletişim kurmak için cep telefonunuzu alabilir. Bunlar da hukuka uygunluk sebeplerimiz var. Bunlar anlaşılabilir. Ama benim din bilgimin otelde olmasının hiçbir sebebi yok. Evet. Aynen. Ya da bir işletmede. Peki, şunu soracağım. Sonra bu 31 Mart'a kadar yapılması gerekenlerle ilgili bir şeyler anlatmanızı isteyeceğim. Şimdi diyelim ki benim kişisel bilgilerimi, özel nitelikli kişisel bilgilerimi birisi aldı. Bir otel, bir işletme, bir işte kamping tesisi neyse. Bu durumda şikayet ettiğimde cezayı kime rücu ediyorlar? Yani işletmenin sahibine mi, o belgeyi alana mı? Yoksa işletmenin işte sorumlu yetkilisi her neyse kimse ona mı, kime rücu ediyor? Şimdi şöyle, ilk olarak eğer bir kişisel verinizin ihlal edildiğini düşünüyorsanız KVKK kapsamında ilgili veri sorumlusu dediğimiz o işletmeye başvuruyorsunuz. Ha, her işletmenin bir veri sorumlusu. Bir veri sorumlusu, yani veri sorumlusu işletmenin kendisi. 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 Ama orada ayrıca bir orada bir irtibat elemanla... kişisi. İrtibat kişisi atıyoruz. Tamam. Verbis yükümlülüğü varsa bir irtibat kişisi. Yani iletişimi sağlayacak bir kişiyi atıyoruz. Tamam. O da zaten kriterleri olanlar, verbis sistemine kaydedilenler. Yoksa tüzel kişiliğin kendisi, gerçek kişi ise eğer şahıs şirketi ise şahıs şirketinin kendisi veri sorumlusu. Tamam. Dolayısıyla o veri sorumlusunun altındaki birimler, çalışanlar bir ihlal meydana getirse de Türk Ceza Kanunu kapsamındaki istisnayı ayrı tutuyorum yani müeydeleri. Eğer burada bir veri ihlali meydana geldiyse o cezadan sorumlu olan kişi şirket, işletme. Daha sonra kendi personeline rücu edebilir. Örneğin iş kazası gibi düşünün. İş yerinde bir kaza meydana geldi. Kusursuz sorumluluğu vardır işletme sahibinin. Siz işletme sahibine gidersiniz. İşletme sahibi ilgili personel rücu edebilir. Ama vatandaş önce veri sorumlusu işletmeye ya da şirkete başvuracak. 30 gün içinde işletme, yani veri sorumlusu, vatandaşa cevap verecek. Verme yükümlülüğü var 30 gün içinde. Cevap vermedi ya da verdi cevap sizi tatmin etmedi. O zaman kurula başvuruyorsunuz. Kurula başvuruyorsunuz, diyorsunuz ki ben şu noktada bir veri ihlali olduğunu düşünüyorum. Ya da benim verilerimi alırken benden izin almadılar. Ya da beni yeterince aydınlatmadılar. Bakın bu aydınlatmayı parantez açayım. Aydınlatmayla ilgili normalde her yerde görürsünüz kamera, güvenlik kameraları var. Evet, güvenlik kameraları ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar da var. Diyor ki güvenlik kamera kaydı artık olmazsa olmazımız. Ama ölçülü olacak, sınırlı olacak. Kapsamı belli olacak ve en önemlisi gizli olmayacak. Açık. Güvenlik kamera kaydı açık olacak. Ve altında KVKK diyor ki uygun bir aydınlatma metniniz olacak. Yani vatandaş bir kamerayı gördüğünde bu kamerayı kimin aldığını, hangi işletmenin aldığı hakkında bilgi sahibi olması lazım. Yani ben bunu yine bir yerde söyledim. 20 tane yere dolaşmış bir gazeteci arkadaşımız. Sadece bir yerde gördüm dedi, kanuna uygun tabela. Bakın kanuna uygun tabelanın yapılmamasına 180 küsür bin lira cezası var. Hali hazırda var. Yani şu yeterli değil, ben bunu anlatamıyorum ama kanun, ben burada kendi yorumumu yapmıyorum. Burada 7/24 kamera kaydı vardır demeniz yeterli değil. Bu olmuyor, evet. Yeterli, çünkü ben yolda güvenlik kamera kaydı, güvenlik kamera kaydı var işletmenin önünde, makul. Başkasının herhangi bir öz hayatını görmeden sadece kendisini görüyor. Tamam. Şimdi benim kamera kaydımı yoldan geçerken aldı mı? Aldı. Peki ben bununla ilgili kime başvuracağım? Kamera kaydını kim aldı? Hangi işletme aldı? Şahıs mı aldı? Güvenlik şirketi mi aldı? O apartmanın yöneticisi mi aldı? Apartmanın kapıcısı görevli mi izliyor? Kim izliyor görüntüleri? Benim vatandaş olarak bunu bilme hakkım var. Dolayısıyla bu bilgilendirme yükümlülüğüdür. Şimdi bilgilendirmeyle ilgili vatandaş oraya başvurdu. Ondan sonra kurul inceleme yapar. 5 dakikamız. Evet. Size gelecek olan başvurularda neler yapıyorsunuz? Bir de onu anlatmanız. Yani siz bir başvuru merci olarak 31 Mart'a kadar size gelecek olanlar sizden nasıl bir prosedür isteyecekler? Bir cümle şu şeyi anlatayım konumuzu. Özel nitelikli verilerle ilgili. Vaktimiz var. Şimdi şöyle, açılışta da söylediniz. Ana faaliyeti özel nitelikli veri işleyen, eczaneler, doktorlar, diş hekimleri, poliklinikler, klinikler,
bir kişi çalışsalar dahi, yanlarında sekreter ya da yardımcı olmasa dahi, eğer insan sağlığına yönelik, reçeteye yönelik bir hizmet sunuyorlarsa, daha çok işte bu saydığımız meslek grupları, bunlar hem idari tedbirler alacak kanundaki, evet, yani hukuki dokümanları hazırlayacak, personeline eğitim verecek, veri ihmal politikaları, veri gizlilik taahhütnameleri, ondan sonra üçüncü kişilerin yapılarla taahhütnameler, kamera aydınlatma metinleri, web sitelerinin düzenlenmesi gibi 10 tane idari tedbir var. Bunları hazırlayacak. Bunun yanında teknik tedbirleri alacak. Antivirüsü olacak, güvenlik duvarı olacak, DLPC olacak, yetki matriksi olacak. İşte verinin güvenliği ile ilgili bilgisayar tarafında gereken 17 tane tedbir var. Bunların hepsini istisnasız alacak. Bakın burası ertelenmedi. 2018'den itibaren kurul yaklaşık 35 milyona yakın ceza kesti. Evet. Bir tanesi Verbis'ten ceza yemedi. Ceza yiyenlerin hepsi ya idari tedbirleri yapmadığı için, ya teknik tedbirleri yapmadığı için, ya da yapamadıkları için ceza yediler. Şimdi 31 Mart'a kadar tüm bu tedbirleri alacaksınız. Ceza yememek için, tamam, örnekleri var. Onun dışında bir kişisel veri envanteri çıkartıp 31 Mart'a kadar Verbis denilen sisteme kaydedeceksiniz. Kamuoyunda şöyle bir algı var. Verbis ertelendi, benim sürem ertelendi. Hayır. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Verbis işin %3'ü, %5'i. Verbis ertelensin, ertelenmesin. Örneğin avukatlar Verbis'ten istisna. 100 bin lira bir avukat ceza yedi. 150 bin lira bir avukat ceza yedi. Neden? Çünkü idari tedbirleri almadı. Neden? Çünkü teknik tedbirleri gereğince almadığı için ceza yediler. O yüzden kamuoyunda bazı odalar, birlikler işte bekleyin, kaydolmayın, hiçbir şey yapmayın, ertelenecek, muafiyet isteyeceğiz. Ya bugün itibariyle eczaneler ceza yiyor. Bir eczane 50 bin lira yedi. Bir doktor 130 bin lira ceza yedi. Toplam özel nitelikli veri bekleyin diyorlar ama arkada patır patır ceza yiyorlar. 31 Mart o zaman her şeyin tekemmül etmiş hali mi olacak? Yani şöyle, 31 Mart ekstradan yükümlülük gelen işletmelerin son adımının tamamlaması tarihi. Tamam. Evet. Yoksa ben 31 Mart'a kadar bekleyeyim, hiçbir şey yapmayı mümkün değil. Bugün tabelanız uygun değilse cezayı zaten yersiniz. Evet, oradan kaçıyor. Yani personelinize eğitim vermediyseniz zaten yersiniz. Ve bunlar öyle hazır dokümanlar, maktu dokümanlar, evraklar da değil. Tamamen size özel. Çünkü bir işletmeninle diğer işletmenin işleyişi birbirinden farklı. Dolayısıyla burada çok büyük bir algı yanlışlığı var. Özellikle odalar, birlikler üyelerinde yanlış yönlendiriyorlar, eksik bilgilendiriyorlar. 3-5 döküman kaydını da yap, tamam. E tamam, veri sızıntısı oldu, ne yapacaksın? Antivirüsün yok, teknik tedbirlerin yok. Oradan ceza yiyenler ne yapacak? Onları hiç söylemiyorlar. Yani işin detayı bu. Ha, biz ne yapıyoruz? Biz bu kapsamda tüm Türkiye'de yaklaşık 55 ilde faaliyet gösteriyoruz. Çok ciddi bir ekibimiz var. Özellikle online üzerinden çok daha ekonomik koşullarla. Çok ciddi makas var. Yani 100 TL'ye de yapan var, 50 bin liraya da yapan var. Bakın 100 TL'ye de... Yok mu peki? Ya o hizmet kalitesi. Ha, anladım. Yani hizmet kalitesi. Maktu evrakları 100 TL'ye satıyor. Ama bakın bu işin teknik yazılım, donanım cihazı var. Güvenlik duvarı almak zorundasınız. Bakın tercih değil. Zorundasınız. Evet. A güvenliğini almak zorundasınız. Antivirüsünüz olmak zorunda. Yani siz istediğiniz kadar evraklarınız mükemmel olsun, avukatlar düzenlemiş olsun, bir veri sızıntısında personel yanlış yere bir tıkladığında her şeyiniz gider. Yine ceza yersiniz. Yine yükümlülüklerinizi ihlal etmiş olursunuz. Dolayısıyla hem hukuk tarafını hem teknik tarafını iyi bir ekiple tamamen sağlamanız lazım. Biz de bu konuda çok ciddi referanslarımız, çok ciddi yazılım dokümanlarımız var, yazılımlarımız var, ürünlerimiz var. Çok uygun koşullarla, ödeme koşullarıyla 24 ay vadeyle biz insanlara bu hizmeti hem yazılım, donanım, cihaz hem de hukuki dokümanlar anlamında danışmanlık ve teknik servis veriyoruz. Peki, son bir sorum olacak. Buyurun. Bu 1.966.000 üst sınır, tavan. Evet. Cezanın tavanı. Bu tavandan ceza alan herhangi bir firma var mı, biliyor musunuz, olmuş mudur? Çünkü bu tabii o tavana genellikle kimseyi çıkarmazlar. İşte aşağıdan bir 34 bin lira gibi bir şey var. Oradan başlayıp yukarı. Bu şekilde fahiş demeyelim, yani yasanın üst sınırına uygun ceza alan olduğunu biliyor musunuz? Ya da böyle bir... Şöyle hemen söyleyeyim. KVKK kanununda 4 farklı ceza türü var. Evet. Aydınlatma yükümlülüğü, verbis kaydının yükümlülükleri ya da diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi gibi farklı farklı ceza türleri var. Şimdiye kadar duyduğumuz en yüksek ceza 1.6 milyonla Facebook cezası. Ya da Amazon'a 1.1 milyonluk ceza kesildi. Ama şöyle bir şey var. 300 bin lira bir ihlalden dolayı, 200 bin lira bir ihlalden dolayı, evet, 500 bin lira bir ihlalden dolayı örnekleri veriyorum. Tek kalemde öyle bir şey kesilmedi ama bu kesilmeyeceği anlamına gelmez. Verinin ihlaline
mesela 1 milyon kişinin verisini ihlal ettiyseniz, açık bir kusurunuz varsa o zaman tabii üst sınırdan verirler. Ama mesela sadece bir reçeteyle ilgili bir problem yaşamış eczacının biri, ona 55 bin lira ceza verdiler. Dolayısıyla oradaki veri türü ve verinin yoğunluğuyla alakalı bir konu olduğunu düşünüyorum. Peki, düzelterek sorayım soruyu o zaman. Yanlış sordum çünkü. Şöyle düşünün, işte aylık geliri 100 bin lira olan ya da 50 bin lira olan bir işletmeye, bir eczane, bir muayenehane, bir klinik ya da bir işte sağlık merkezine tavandan ceza verilmesi hakkaniyete ve hukuka uygun mudur? Yoksa orada bir şey gözetiliyor mu? Yani geliri bu kadar, dolayısıyla ona alt sınırdan ya da orta bir yerden ceza vermeliyiz gibi bir şey var mı? İnisiyatif söz konusu olabilir. Öyle bir inisiyatif yok. Yok. Çünkü kurum, kurum işletme sahibinin geliriyle ilgilenmez. O mesela tamam, rekabet kurulunda tamam. olan bir konu. Tamam. Verinin yoğunluğu, ihlali, oradaki kusur. Mesela şöyle düşünün, her şeyi bilgisayarda toplamış, adamın antivirüsü bile yok. Şimdi 1 milyon kişinin, 300 bin kişinin, 5 bin kişinin verisini, hassas verisini çaldırmış. Evet. O zaman derler ki sen hiçbir şey yapmamışsın. Tabii, o zaman. Yani orada orada öyle bir düzenleme olacaktır. Çok teşekkürler. Gayet sağ olun. Meseleyi son derece iyi özümsemişsiniz. Tabii bir hukukçu olarak elbette bu tür şeyleri sağ olun, üzerinde çalışarak yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Evet, son seansta piyasayı öne alacaktık ama teknik bir sorun dolayısıyla, sorun demeyelim de bir bağlantı problemi dolayısıyla son seansın sonuna kaydırmış olduk. Şimdi Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş şu anda Skype hattımızda. Tonguç, hoş geldin. Merhaba Ali Bey, hoş bulduk. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şimdi hem varlık fonu hem de Borsa İstanbul'la ilgili gelişmeler var. Onlarla ilgili tabii mütalaanı öğrenmek istiyorum. Yoksa işin siyasi boyutuyla ilgili ne ben konuşabilirim ne sen konuşabilirsin ne de konuşmamız doğru olur. Şimdi dün akşam saatlerinde, yani bu saatlerde Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'in görevden ayrılacağı haberi düştü. Bu bir yabancı ajans tarafından bildirilmişti. Sonra ben üzerinde biraz çalıştım. Ve akşam yaklaşık bu saatlerde, bu saatlerden bir saat sonra diye söyleyelim, Arda Ermut'un geleceğine ilişkin bilgiyi aldım. Onu da ilk paylaşan ben oldum. Yani şu anda medyada o bilgiye sahip olan ilk kişi. Tweetim orada duruyor. Ama anladığım kadarıyla orada daha küçük çaplı bir iki şey daha olacak. Yani küçük çaplı yer değiştirmeler ve gidenler gelenler olacak. Hepsinden önemlisi Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü kim olacak, bunu bilmiyoruz. Ona dair küçük duyumlarım var ama şu anda tabii Borsa İstanbul çok hassas bir yer olduğu için paylaşmak doğru olmaz. Hani çok stabil bir kurum olsa belki doğrudan söyleyebiliriz ama Borsa İstanbul hassasiyeti olan bir yer. Ayrıca SPK yasası da bunu engelliyor, bunları konuşmamızı engelliyor. Bu gelişmeleri nasıl yorumlamak lazım? Yani bir kan değişimi mi, bir nöbet değişimi mi, bir bayrak devir teslimi mi? Yoksa yeni yönetimin, yani Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'ın bir şekilde yeni kadrolarla çalışma isteklerinin sonucu mudur? Piyasaya nasıl yansımaları olabilir? Çünkü devam edecek bir süreçten bahsediyorum. Yani açık konuşmak gerekirse, şimdi biz özellikle Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı değişikliklerinde yani piyasanın reaksiyonuna baktığımda hani bunu bir, evet, farklı tabii yöntemler olduğu, oradaki süreç bir nebze görev süresi değişikliği içerisinde, yani görev istifa ve sonrası açısından bir süre geçti vesaire. Hani biraz daha piyasaların kafaları böyle karışıyor gibi olsa da netice itibariyle o değişiklikleri bir, sizin biraz önce söylediğiniz gibi bir görev değişikliği veya bir bayrak yeni döneme, evet yeni döneme, yeni başlangıç, yeni işte yöneticilerle devam etmek gibi devlet kademesinde böyle bir durum söz konusuydu. Ben açık söyleyeyim, varlık fonuyla ilgili çok net bir şey söyleyemem. Çünkü yani burada olsa olsa ileriki dönemlerde belki görev değişikliği sonrasında herkesin farklı yetkilendirmesi olabilir. Yani
işte bir yerden görevden alınan veya işte görevi devreden kişinin başka bir görevlerde bulunması gibi bir şey söz konusu olabilir. Ama borsa tarafında hem borsa başkanı hem genel müdür tarafında bir değişiklik olması, yani orada da Erişah Hoca'nın varlık fonuna geçmesi. Yok, borsa başkanı yerinde, evet, Erişah Hoca orada ama genel müdür tabii değişti. Dolayısıyla birisi atanacak ya vekaleten ya da asareten atanacak, evet. Dolayısıyla orada da tahmin ediyorum biraz daha hani Borsa İstanbul'un önümüzdeki dönemki beklentileri açısından orada da farklı görevlere atanma konusu söz konusu olabilir. Çünkü dikkat ettiyseniz hemen arkasından şey gelmedi, yani bir atama gelmedi. Evet. Dolayısıyla orada da bir beklenti içerisinde olabiliriz ama piyasaların yani bunu dün kale alıyordu da bugün kale almıyor demek de çok doğru olmaz. Oradaki ana konu piyasadaki para gibi geliyor, yurt dışı piyasalardaki enerji gibi geliyor. Dolayısıyla şu an yerli yatırımcı nezdinde baktığımızda hani bu konular biraz daha yani Borsa İstanbul için konuşsak ikinci planda. Ama kur tarafında bir nebze birkaç günlük bir yükselişinde sonucu gibi geliyor bana. Evet. 26 Mart'ta Borsa İstanbul'un genel kurulu var. O genel kurul öncesinde, bir gün ya da iki gün öncesinde yeni genel müdürün atanacağına dair bir bilgi var. Ben de onu paylaşmış olayım. Ama kimin olacağı konusundaki bilgiyi tabii şu anda paylaşmam doğru olmayabilir. O sebeple izleyicilerimiz bizi mazur görsünler. Şimdi Borsa İstanbul bundan nasıl etkilendi diye sordum. Aslında tabii ki bir şekilde etkilendi ama genel trende baktığımızda Borsa İstanbul'da bu haftayı nasıl geçirmeyi düşünüyor yatırımcılar açısından soruyorum. Valla Borsa İstanbul Ali Bey yani 8 haftadır sıkıştı. Aşağıda 1470, yukarıda 1570 ya da daha dar bir bant bakmak istersek işte 1500-1550 hatta 1525-1550 arasında geçen gün sayısı büyük ihtimal bu 8 hafta içerisinde neredeyse %50 oranında da diyebiliriz yani evet. İş günü açısından baktığımızda. Bir şey bekleniyor yani burada aşağı kırılım. Yurt dışı piyasaların işte DAX'ın inanılmaz performansı, en azından S&P'nin belli bir noktada aşağı destek seviyelerinin çalışmış olmasıyla yurt dışında satışın gelmemesi ama içeride yabancının zaman zaman hisselerde satışa geçmesine rağmen bir kırılım yaşanmadı. Yani yerli yatırımcı hala yabancı yatırımcının satışlarını da karşılar nitelikte. Ama yukarı doğru hareketlerde de işte bazen bunu kur hareketine bağlayabilirsiniz. Biraz önce konuştuğumuz mevzulara bağlayabilirsiniz. Zaman zaman Türkiye'nin işte risk priminin burada 350'lere çıkmasına bağlayabilirsiniz. İyi haberler gelse de bir nebze o 1570'in üstüne de geçemiyor. Şimdi Cuma günü önemli ekonomiye dair açıklamalar gelecek. Evet. Hani bu arada yurt dışı piyasalar bize nasıl bir imkan sağlarsa, yani ben Borsa İstanbul'un açık söyleyeyim Cuma'ya kadar da 1550 civarında bir yerlerde yani 35 ile belki 1565 arasında devam edeceğini endeks bazlı düşünüyorum. Çünkü burada bankalarda veya büyük bazı endeksi yukarı taşıyacak hisselerde çok inanılmaz hareketlilik yok. Endeks yerinde kalırken gün içerisinde yine işte zaman zaman popüler olan hisse senetleri gün içi yükselişler ya da düşüşlerle devam edecek gibi gözüküyor bu haftanın sonuna kadar. Evet, 30-35 puanlık bir bant içinde hareket eder diyorsun. Şimdi kura gelelim. Kurla ilgili son 24 saatte biraz önce Ahmet Mergen'e de sordum. O da yanıtladı belli ölçüde ama senin görüşünü merak ediyorum. Kur dün itibariyle yani Türk lirası dün itibariyle en fazla değer kaybeden para birimiydi. Sondan birinciydik. Tüm gelişmekte olan ülkeler arasında. Bugün de tüm gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla değer kazanan para birimi durumunda. Dolayısıyla aradaki spread'in büyüklüğünü gözünün önüne getirdiğinde, şimdi yatırımcı olarak düşündüğünde, kendini bir yatırımcının yerine koyduğunda, hakikaten insanın uykularını kaçıran bir 24 saatten bahsediyoruz. Umarım, temenni ederim, böylesi bir 24 saat ya da yeni 24 saatler yaşamayız. Yani bu kadar çok volatil bir kurumuz olmaz diye düşünüyorum. O volatiliteyi neye bağlıyorsun? Yani o kadar geniş aralığın gerçekleşmiş olmasını neye bağlıyorsun? Yeniden benzeri bir süreç görebilir miyiz? Tabii bu kehanete girer ama senin bazı yorumların olabilir diye düşünüyorum. Şimdi oynaklık özellikle bazı seviyeler yukarı sert kırılınca kur tarafında oluyor. Çünkü
kişi ve kurumlar, işte biz burada da konuştuk, bazı raporlar geliyor, işte 6.20 olacak, kuru 6.50 olacak gibi bazı pozisyonlarını ya da yükümlülüklerini maalesef sigortalama konusunda ya da işte kurum belli seviyelere geldiğinde hani daha da aşağı gelebilir ya da doğru bir teknik analiz diyelim veya ekonomi okuması yapamadığı durumlarda biraz daha bekleme durumunda kalabiliyor. Burada 200 günlük 7.30'un üstünde kaldıktan sonra kur, özellikle 7.50'nin aşıldıktan sonraki gün, yani o oynaklığın nedeni bence yani ne bileyim bir vade sonu, bir efendime söyleyeyim yükümlülük tarihi olarak görmüyorum. Tamamen o 7.60'ın üstündeki geçilme ve biraz daha panik havasına bağlıyorum. Çünkü yani kurda evet oransal olarak bakabiliriz, işte en çok değer kaybeden dönemleri de en iyi performans gösteren dönemleri de oldu. Ama ben burada biraz daha teknik kırılımlar sonrası insanların o beklediği gelişim sonrası ya herhalde bunun önü kesilmeyecek dedikten sonra biraz daha böyle pozisyonları özellikle akşam saatlerinde 1-2 gün öncesine baktığımızda pozisyon kapamalara doğru gidiyorlar. Ya da bu risklerini koruma altına almaya çalışıyorlar ama biraz geç kalmış oluyorlar. Dolayısıyla aynı oynaklığın ben devam edeceğini düşünmüyorum. Bugün aslında biraz daha son 3 günden, 3 işlem gününden daha farklı bir gün yaşadık. Yani burada olan şey kur tarafında da, piyasalar tarafında da bir değişimin, hep konuştuğumuz o tahvil faizlerindeki Amerika'daki yükselişin de her gün devam edemeyeceği. Yani tamam buradan birden 1.60'a bir 10 yıllık faiz gelir ama evet. Yani bu ortada reel bir şey olmadıktan sonra işte 1.70, 1.80, 2'lere doğru gitmesi çok mantıklı gelmiyor. Onun için bugün bunun düzeltmesini yaşadık. İşte en kırılgan olan para biriminden de en pozitif ayrışabilecek tarafta kalan para birimine bir dönüş oldu. Burada 7.80'ler, 7.77'ler üstü biraz, şimdi önümüzde Merkez Bankası toplantısı da var. Evet. Hani bu politikayla Türkiye için biraz yüksek seviyeler. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Ama geri çekilmelerinde yani 6.20, 6.50'lerinde hani Türk ekonomisi için çok uzak yerler olduğunu da herhalde bir kez daha yatırımcılar anlamıştır. O yabancı rapor yazan arkadaşlar da herhalde kısa süre içerisinde farklı raporlara doğru yol alacaklardı diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Türk lirası yani bir günde siyahtan beyaza dönmüş ya da beyazdan siyaha dönmüş bir para birimi görünümü sergiledi. Bu Türk lirasına olan güveni azaltan faktörlerden bir tanesi. Ama Şubat ayı boyunca, şimdi grafiğimiz gelecek, Şubat ayı itibariyle en çok getiri sağlayan araçlar ya da en çok kaybettiren enstrümanları göreceğiz. Orada Türk lirasının, bu değil arkadaşlar, diğeri, aylık bazda olanı rica ediyorum. Orada Türk lirasının, yani Türk lirası mevduatın çok ciddi bir getiri sağladığını görüyoruz. Çok ciddi derken diğerleri hiçbir şey getirmediği için, Türk lirası bir miktar getirdiği için orada öne çıkıyor. Çubukların boyuna bakarak söylüyorum tabii. Dolayısıyla bu ay içinde bu tablonun geçerli olabileceğini düşünüyorum ve hatta bir miktar daha Türk lirasının üzerine koyabileceğini düşünüyordum. Ama bu yüksek volatilite gelince acaba olabilir mi diye de sorgulamaktan kendimi alamıyorum. Buyurun. Şimdi Ali Bey, bu yılın para kazanma, yani biraz daha piyasa ağzıyla konuşmak gerekirse para kazanma açısından kolay bir yıl olmadığını tekrar dile getireyim. Yani evet. Çok güçlü büyümelerin, efendime söyleyeyim enflasyonla büyüme gelirken işte destek paketlerinin veya ülke merkez bankalarının bilançolarının işte küçülmeye doğru gittiği ya da büyüme hızının yavaşladığı bir yıl. Pandemi sonrasında belki normal hayata dönüşün emarelerini göreceğimiz bir dönem olacak ama geçen seneki kadar işte bu tablo sizin çok net şunu anlatıyor. Yani aylık bazda da olabilir, işte ne bileyim içinde bulunduğumuz ayın belki kısa dönemi için de benzer durumlar söz konusu olabilir farklı enstrümanlar için. Öyle ne alırsanız işte grafiklerde hepsinin belli bir yüzdeyle yukarı gittiği bir yıl yaşamayacaksınız. Tabii. Dolayısıyla dönem dönem seçici olmanız ve işte bizim hep bireysel emeklilik tarafında da belli dönemlerde değişikliğe gitme yönündeki bazı ifadelerimizde zaman zaman tartışmalarımız da oluyor. Şimdi bu sene hani ben hisse senedi alayım ya da işte döviz alayım, altın alayım, bekleyeyim, nasıl olsa efendim 12 ay sonra bunun işte bir tahvil getirisinden veya bir
repo getirisinden veya bir mevduat getirisinden daha iyi bir getirisi olur. Çünkü geçen sene öyle oldu ya da iki sene önce işte aldığım altın şu fiyata geldi. Böyle bir yılda değiliz. O açıdan bu tablo şunu çok net ifade ediyor. Çok iyi seçimler hisse senedi içinde bile endeks ya da sektör ya da hisseyi doğru seçmeniz gerekiyor. Paranızı da çok uzun vadeli, yani yıl içindeki çok uzun süreli belli bir enstrüman içerisinde park etmeniz sizin için sadece eğer sabit bir getiri varsa orada bir garanti verebilir. Aksi takdirde diğer tüm ürünlerde daha seçici ve o finansal okuryazarlık dediğimiz konuları ya çok vakıf olmanız ya da bir profesyonelden destek almanız gerekiyor ki öyle olsa bile bir garantisi olmayan getiri bu yıl için söz konusu olacak. O açıdan ben şunu yinelemek isterim. Yani ben döviz, Türkiye'nin uyguladığı politika açısından ve altının hala bu yıl içinde geçen iki yılki kadar bir getiriye ulaşmayacağını düşündüğümü, evet. Hala borsanın ve TL getirisinin sanayi emtiyalarıyla birlikte aylık, haftalık artık nasıl bakarsanız daha iyi bir getiriye bu yıl içinde sahip olacağını düşünüyorum. Bu açıdan tabloda da bu yılın özeti yatıyor diyebilirim az çok. Güzel. Son 4 dakikamız. Onu da biraz önce verdiğim bir haber var. Onunla yorumlayarak yanıtlamanı rica edeceğim. Geçen yıl Türkiye tarihi olarak en düşük özelleştirme geliriyle karşı karşıya kaldı. Son 33 yılın yani 1987'den bu yana bu kadar düşük bir özelleştirme geliri olmamıştı. 22 milyon dolarla kapattık. Üstelik de 80'den fazla kuruluşun özelleştirmesini tamamlayarak bu parayı elde ettik. Bu şu anlama geliyor, özelleştirmenin dibe vurduğu, turizm gelirlerinin dibe vurduğu, ihracatın çok ağır tempolarla arttığı, ithalatın alıp başını gittiği bir dönemde, yurt dışı müteahhitlik gelirlerinin çok düştüğü bir dönemde Türkiye ekonomisi 1.8 büyüdü. Bu başarı bir defa. İç tüketimle büyüdü ya da perakendeyle büyüdü. Bu işin o kısmına girmiyorum. Hani nitelikli bir büyümeden bahsetmiyoruz çünkü nitelikli büyüme gerçekleştiren çok az sayıda ülke var. Bir tanesi Çin, biraz Hindistan, diğerleri zaten hepsi negatif büyüme gerçekleştirmiş durumda. Bu bakımdan Türkiye'ninki hikayesi başarı olarak kabul edilebilir. Şimdi bu başarının bu yıl daha ileri götürülebileceği kanaatindeyim. Çünkü OECD'nin biraz önce okuduğum haberlerde belki dikkatinizi çekmiştir eğer baktıysanız. Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini 2.9'dan 5.9'a çıkardı. Gelecek yılı biraz düşürüyor ama bu yılki büyüme neredeyse ikiye katlanıyor. Anladığım kadarıyla iyi bir yıl geçireceğiz. Bu yatırım araçları ve getiri araçları açısından da iyi bir yıl olabilir mi? Yani deminki yaptığın açıklamayı bu yıl işlerin daha yolunda gideceği varsayımına dayalı olarak bir update eder misin diye soruyorum. Son 2,5 dakikamız. Yani bunun genel büyüme açısından bakıyorsak, hani özelleştirmeyi bir yana koyarak değerlendirsek, ben yani şimdi OECD göreceksiniz aynı nasıl ki geçen sene salgın esnasında işte aylık bazlarda veya 3 aylık bazlarda böyle beklenti düzeltmeleri geliyordu. Bu sene için de öyle olacak. Yani Türkiye yanılmıyorsam dünya içinde işte 5.6'lık bir büyüme öngörürken Türkiye'yi 5.9'da hani büyüme açısından 2021'de böyle bir beklentiyle devam etmek çok sürpriz değil. Bakın bunu son iki dakikamızda şunu tekrar edeyim. Türkiye bu yıl isterse bu faiz oranlarına rağmen geçen yılın etkisiyle bence çift haneli bile büyüyebilir. Aynen. İsterseden kastım şu, yani burada işte kredi musluklarını belli sektörler için açar, işte yine bazı teşvikler getirir, büyürsünüz ama biz bu sene böyle bir şey isteyeceğimizi zannetmiyorum. Çünkü istememiz de çok doğru olmaz. Neden? Çünkü bizim dengelenme tarafında bütçe, cari açık ve özellikle enflasyon hedeflerimiz var. Şimdi siz 2 yıl üst üste evet enteresan bir büyüme performansı gösterebilirsiniz ama bence %5 büyüyelim. Evet. Yani bunu ne kadar odaklanırız bilmiyorum. Ama enflasyonda da mesela %11'ler falan geliyor bu yıl beklenti için. Bence %10 bile çok iyi bir başarı olabilir. Hatta %11 bile çok iyi bir başarı olabilir. Çünkü bu kadar talebin geldiği, bu kadar enerji fiyatlarının, emtia fiyatlarının artabileceği bir büyüme yolu olurken dolayısıyla tekrardan bizim odaklanacağımız nokta enflasyon olacaktır. O açıdan yani bunu tabii bir bilmişlik olarak kimse lütfen algılamasın.
Ama görüntü, yani yılın 3. ayına geldiğimizde dünya her geçen gün pandemiyle ilgili riski geride bırakırken insanların daha faal bir şekilde ekonomiye katıldığı bir dönemi yaşayacak ve yılın ikinci yarısında, özellikle bence ikinci yarısında, hatta ikinci çeyreğin sonlarına doğru, nasıl ki geçen sene bir yaz ayına giriş olduysa, bu normalleşmeyle bir büyüme ve enflasyon gelecek. Zaten bütün tahvil döngüsünün hikayesi de budur. O açıdan Türkiye de buradan iyi ya da kötü payını alacaktır. Ümit ediyorum cuma günü açıklanacak ekonomik program, reform, neyse adı, hani bizim için. Evet. Bu önümüzdeki 9 ayı da bu anlamda bize sağlayacağını gösteren bir özelliğe sahip olur. Peki Tunguç, çok teşekkürler. Böylece son seansında sonuna gelmiş olduk. Yarın aynı saatte yine buradayız.